Efendim iyi akşamüstleri. Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ben Deniz Ali Ağam Pehlivan. Yaklaşık bir saat boyunca bu ekranlarda sizlerle birlikte olacağım. Kuliste önce sosyal medya sonra kulis yapacağız. Bugün ülkenin gündeminde dün vefat eden Demokrat Parti'nin eski genel sekreteri Bengü Şonya'nın cenaze töreni. Tabii malum artık yılbaşına artık çok sayılı günler kaldı. Bir hafta sonra yılbaşını kutlayacağız. Yılbaşına giderken yapılan partiler, dün başbakanın basın mensuplarına verdiği bir parti vardı ki oradaki bir fon bugün sosyal medyada ciddi tartışmalara neden oldu. Ve tabii ki akşam saatlerinde hükümetimizin almış olduğu bir karar kamu kesimini yakından ilgilendiriyor. Bu yıl 2015'te eşel mobil hayat pahalılığı dediğimiz pahalılık memura yansıtılmayacak. Zaten bizim memurumuzun hepsi çok zengin, hepsinde çok para var. Zaten Kıbrıs'ta da hayat mayatta pahalanmadı. Kim bunun aksini söylüyorsa yalan söylüyor. Ben şimdi bunun detaylarına bakacağız. Hazır mısınız? Peki, hadi başlayalım o zaman. Hazırsanız. Ana muhalefetle başlıyoruz. Sevgili Serkan öyle uygun gördü. Serkan yönetmenimiz. Özgür Gün başbakan muhalefette söylediklerini tam tersini yapıyor. Yani iktidarda başka, muhalefette başka diyor. Kim diyor? Ana muhalefetin lideri söylüyor bunu. Yani diyor iktidardayken başka, muhalefetteyken başka. Gün gelir, devran döner. Peki. Yani siz o mesajı herhalde aldınız. Başbakan muhalefette söylediklerinin tam tersini yapıyor. Kamu seni kabul etmiş bugün. Kamu senin kabulünde yapıyor bu açıklamaları. Hüseyin Özgürgün, ana muhalefetin lideri. Devam edelim sevgili Serkan. Başka nelerimiz var? Bugün çok değişik böyle gerçekten güzel şeyler hazırladık sizler için. Özgür Gün'ün dediklerinden sonra öğle saatlerindeki Bengü Şonya'nın cenaze törenine bakın büyükelçi, belediye başkanları, cumhurbaşkanı, siyasi parti başkanları, milletvekilleri, bakanlar, vatandaşlar, siyasetin nabzı bugün cenazedeydi. Herkes Bengü Şonya'nın arkasından son görevi yapmak için oradaydı. Herkes oradaydı. İki kişi hariç. Yani herkes cenazedeydi. İki kişi hariç. İki kişi yoktu. Bir numara ve iki numara gelmedi. Ama gelmemesinin de bir nedeni var. Kimse duymasın yaklaş. Aileden mesaj gitmiş. Lütfen gelmeyin diye. Bir ve ikiye. Yani bir ve ikiye aile demiş ki gelmeyin. O yüzden 1 ve 2 bugün bu cenazede yoktu. Herkes oradaydı. Bütün siyaset dünyası oradaydı. 1 ve 2 gelmedi. Çünkü ailenin böyle bir tercihi olmuş, böyle bir istenci olmuş. 1 ve 2'ye gelmeyin demişler. Kime? Metin gelmeyin demişler. 1 ve 2'ye. Ha şimdi siz bana soracaksınız. 1 ve 2 kim? Onu da siz bulun canım. Yani her şeyi de benden beklemeyin. Bak size kulis yapıyorum. Ne diyoruz? Kulis diyoruz. Bu bilgiyi hiçbir yerde şu saate kadar okumadınız, şu saate kadar duymadınız. Bizden duyuyorsunuz. Ya bunu diğer gazeteci arkadaşlar da alsınlar, not etsinler. Araştırsınlar 1 ve 2 kim diye. 1, 2, kırmızı. Devam edelim. Allah rahmet eylesin gani gani Bengü Şonya abimize. Orada bugün son yolculuğuna sevenleri hep birlikte uğurladı. Bengü Şonya'yı seviyoruz. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. O bizim her daim kalbimizde yaşayacak güzel insan Bengü Şonya.
Adab-ı muhaşeret diyor o köse. Bakın efendim, bugün bir ziyaret gerçekleşiyor. Sosyal hayatta düzen getiren önemli görgü kuralları vardır. Bu kurallar adab-ı muhaşeret olarak adlandırılmaktadır. Kelime anlamı olarak adab-ı muhaşeret, toplum içinde çeşitli kesimlerin birbirine karşı takınmaları gereken medeni ve ahlaki davranış tarzları ile bu hususlarda gerekli olan pratik bilgiler olarak tarif edilmektedir. Fotoğraf, Cumhurbaşkanımızın Lefkoşa Türk Belediyesi'ni resmi ziyaretinde çekilmiştir. İkisinin de ne partisi beni ilgilendirir ne de görüşü. Soldaki kişi yaşça büyük ve aynı zamanda bu ülkenin Cumhurbaşkanı'dır. Burayı kastediyor, soldaki dediği. Sağdaki kişi genç arkadaşımızla ayak ayak üstüne atmış oturan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı. Yorumu sizlere bırakıyorum değerli arkadaşlar demiş Oğuz Köse. Bakınız, bu Cumhurbaşkanı, bu Lefkoşa Türk Belediye Başkanı. Hani iş yerlerinde bir fotoğraf vardır, hatırlar mısınız? Çoğu dükkanda vardır. Veresiye veren de veresiye vermeyen diye. Bu veresiye verenin fotoğrafı, bu veresiye vermeyenin fotoğrafı gibi algılanabilir. Değil mi? Orada öyle bir fotoğraf vardır, hatırlayın. Hani çoğu iş yerinde vardır o böyle, asar esnaf onu ki gelen müşteri onu görsün. Veresiye veren, veresiye vermeyen. Bak bunu verelim bir ekrana sevgili Serkan. Ver bunu bir ekrana. Görsünler fotoğrafı. Hatta fotoğrafa da odaklan sevgili Serkan. Evet. Gel şimdi sevgili Serkan. Bak bu veresiye vermeyen. Rahat. Ayak böyle. Ayak böyle. Bu da veresiye verenin durumu. Yani ayak atamıyor. Çünkü bu buraya gitmiyor. Açıldığı için gitmiyor. Bak ne güzel yapmış Lefkoşa Belediye Başkanı. Cumhurbaşkanının önünde. Ben de 5 sene daha belediye başkanıyım. Benim seçimim yok. Senin seçimin var. Sen düşün gayli. Ben alacağımı aldım. Belediye elimde. Ta seçim olsun 5 sene. Kim öyle, kim kala. O yüzden ben rahatım bak. Sırtını da böyle dayamış geri. Böyle pozu veriyor. Ya Mehmet Armancı, güzel dostum, sevgili arkadaşım. Rahat, keyfi yerinde. Az çok belediyede de işler yoluna girmeye başladığı için ayak ayak üstüne atmış. Mangalı da yakmış böyle alttan. Puf puf puf, mangal da yanıyor. Cumhurbaşkanı da tabii yarışa girdi. Yarışa girdi. Ne yapsın? Ziyaretlere gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Dolayısıyla veresiye veren pozisyonunda olduğu için bu şekilde oturuyor. Bunu Oğuz Köse de adab-ı muaşeret olarak görüyor. Ya. Konuşuyor fotoğraf. Fotoğraf konuşuyor. Bir de şey pozu vardı, hatırlıyor musunuz? Sevgili Harmancı, biliyorsunuz kısa bir dönemde Turizm Bakanlığı görevinde bulunmuştu. O zaman da şöyle bir poz vermişti. Bak Serkan, bir daha ver bu şeyi havaya. Bir daha ver. Ben hazırlığımı yapayım. Bir daha ver. Değil mi? Bak şöyle bir pozu vardı. Şöyle bir pozu vardı değil mi? Şöyle. Düşmeyelim. Şöyle bir pozu vardı. Değil mi? Hatırladınız mı pozu? Ha? Bu poz kime ait? Bu poz da buradaki şahsa ait. Ya ayak ayak üstüne atan şahıs Turizm Bakanlığı dönemindeyken de bize böyle ayağını uzatmıştı. Koltuğun üstünden, masanın üstünden. Hatırladınız mı? O yüzden bizim bu sandalyeyi bugün yaptıklarımız gayet doğal. Çünkü siyasetin, protokolün zirvesindekiler adab-ı muaşerete. Ay bu rahatmış be Serkan. Buradan sızsak böyle program olmaz mı? Vallahi yani koskoca Lefkoşa Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı'nın önünde böyle bir poz veriyorsa, yani şu Alihan Pehlivan kulu da, değil mi?
programı böyle sunalım. Evet. Oynatalım Serkan. Oynatalım Serkan. Lefkoşa Belediye Başkanı edasıyla programa devam ediyorum. Bakın Özgün Kutalmış ne diyor? Başbakanlık Müsteşarı Alpay Avşaroğlu bypass ameliyatı için devlet tarafından Türkiye'ye gönderilmiş. Ameliyatın başarılı geçmesi ve sağlıklı bir şekilde ailesine kavuşması için dua edeceğim. Ancak bir sigorta emeklisi olan ben aynı şekilde hastalansaydım, kurul tarafından Türkiye'ye en iyi hastanelerinden birine gönderilecek miydim? UBP hükümetinde Sağlık Bakanı olan Ahmet Kaşif de güya kontrol maksadı ile Türkiye'ye gitmiş ve orada benzer bir ameliyat geçirmişti. O zaman muhalefette olan CTP'li dostlar yaygarayı koparmıştı. Aynı ayrıcalık bu defa Alpay Afşaroğlu'na sağlanırken emekçi CTP'li dostlarım ne düşünmektedirler? Afşaroğlu'na yeniden acil şifalar diliyorum diyor Özgün Kutalmış abimiz. Benzer bir yazıyı bugün Diyalog Gazetesi sayfa 15'te bizim köşemizde de biz kaleme aldık. Bugünkü gazeteyi okuyanlar bilirler. Aynı şeyi biz de yazdık. Çünkü zamanında Sayın Ahmet Kaşif kontrol için sınıf arkadaşı olan, çok güvendiği sınıf arkadaşı olan ve arkadaşının istemesiyle ve zorlamasıyla gidip kontrole İstanbul'a gitmişti. O günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organı bunu günlerle manşete taşınmıştı ve sert bir şekilde eleştirmişti. Demek ki ne yapıyoruz? Büyük konuşmuyoruz, büyük yemiyoruz. Çünkü o tıkanıyor, gitmiyor. Şurada bir yerde kalıyor. Aynen ilk tweette göstermiştik. Özür dilerim, birisi beddua mı etti, ne etti? Kaldı burada, gitmiyor. İlk tweette de göstermiştik. Muhalefetteyken başka, iktidardayken başka olduğu zaman bunu size gelip kapak olarak gösteriyorlar, gazozun kapağı. Hani Avcılık Federasyonu Başkanı demişti ya, Aysin Karadır abimiz, bu basanak kapak olsun diye sonra av kapanmıştı, kapak dönmüştü, şişe falan. Neyse, çok dağıldı. Hadi devam edelim. Evet. Zeki Çeler dostumuz, işte yine Baldöker otoparkından bir manzara diyor. 5 dakika park ettim ne olacak diyenler görsün. 3 resime ayrı ayrı bakın ve yorum yapmayın her zaman. Oraya park edecek birileri var diyor. Evet, gördüğünüz gibi bir özürlü park yerine bir araç park edilmiş. Ve sevgili Zeki Çeler de bunu protesto ediyor. Evet. Lütfen özürlere ait park yerini kullanmayın. Orasının sahipleri zaten özel insanlar. Onların park yerini kullanmayın. Zaten günlük hayatta bir sürü engel onları engelliyor. Bir de sizi engellemeyin. Bakın Günay Kibrit, o da teşekkürler arkadaşlar. Bizleri engellediğiniz için diyor. Sizler de olmasanız nasıl gündem olabiliriz diyor sevgili Günay Kibrit dostumuz, abimiz. Bakın. Engelli park yeri, bu araçlarda engelli park yerine arabalarını bir güzelce park etmişler. Ve dediğimiz gibi biz diyor, siz olmasanız nasıl gündem oluruz diyor Günay Kibrit abimiz. Dediğim gibi hayat zaten onları çirip engeller oldu. Bir de siz engel çıkartmayın. Arabanızı gidin başka yere park edin. Devam. Usta, hükümet karar aldı, 2015 yılında hayat pahalılığı vermeyecek. Bu sendikacılar yalan söyler diyecekler gene. Biz de belgeyi çıkalım anların ortasına da şap patak emek en yüce değer ha demiş. İşte burada sevgili Özlem müziği verebilirsin. Çünkü bir operasyon sahnesi var. Geçen gün biz burada neyi konuşmuştuk? Cuma günü bütçeyi konuşmuştuk.
bütçe bu rakamlarla açık verir. Daha başlamadan bu bütçe tutmaz demişti. O yüzden memurdan kesinti olacak. Memurun maaşından kesinti olacak. Ek mesailer düşecek veya çalışma saatleri değişecek demiştik. Ne gün demiştik? Cuma günü demiştik. Bugün ne oldu? Dediğimiz oldu. Biz bu programda ne diyorsak oluyor. Hatırlayın, iki hafta evvel pazartesiydi. Sivrisinek macarı aldık. Sel olacaktık, gösterdik. Salı günü sel oldu. Ya biliyoruz da konuşuyoruz. You know? Yes? Alt yazı verelim İngilizce. Anlamayanlar için. Ya? Ya? Hayat pahalılığı yok. Niye? Zaten hayat pahalılığı diye bir şey de yok. Memleket ucuz. Günlük, gülistanlık. Ya? Hayat pahalı diye zaten bir şey yok. Ah ah! Saçlarımı döktünüz, saçlarımı. Erol Şehirlioğlu, Doktor Erol Şehirlioğlu diyor ki, soyumu merak edip soysuz zannedenlere duyurulur. Genetik laboratuvarında soyumu araştırdım. Orta Asya'dan gelme ihtimalim yüksek. Ama Sicilya'dan da gelmiş olabilirmişim. Kısaca biraz oradan, biraz buradan Kıbrıslıymışım. Şimdi... Yani tartışmanın o boyutu değil ama sevgili doktorum, şimdi bak ne diyorsun? Orta Asya. Şimdi burayı harita kabul edelim. Burayı harita kabul edelim. Geniş çık, geniş çık sevgili Serkan. Burası harita olsun, tamam mı? Bunları görme. Sen burayı harita zannet. Harita zannet. Ben sana şimdi coğrafya bilgim çok iyidir. Coğrafyadan yüz yüze alan adamlardan biriydim. Sana dünya haritasını burada anlatacağım sanal olarak. Bak, şurada böyle Güney Amerika var, şurada Amerika var, şurada İngiltere var, şurası Avrupa. Şöyle bir çizme olduğunu düşün, orası İtalya olur, o çizme İtalya'dır. Şurası Akdeniz, şöyle Afrika'ya inersin, şöyle Orta Doğu, bu taraf Kore, Japonya falan o yanda. Şu taraf Karadeniz, üstü işte daha yukarıları, karlı tarafları falan filan da, oraları da Sicilya'ya falan gidiyor. Şimdi demiş ya Kıbrıslıyım diye. Şimdi bak Kıbrıs bu haritada şurada falan kalıyor. Tamam mı? Sicilya şurada. Bak Sicilya burada. Kıbrıs burada. Orta Asya burada. Nasıl oluyor da birazcık oradan birazcık buradan buraya geliyor? Ha Erol abim? Doktor canım. Ah! Yaşa be! Yaşa be! Serkan be! Bak! Şimdi Kıbrıs burası. Erol abi. Canım Erol abim beni. Duyuyor musun? Erol abi. Doktorum. Canım doktorum. Bak. Bilim adamısın. Ben de bilimsel gidiyorum. Burası Kıbrıs. Şurası. Yani bu Türkiye'nin daha gerisi. Şuralara falan geliyor. Orta Asya. Sicilya dediğin yerlerde şuraları falan. Hani biraz oradan, biraz buradan buraya nasıl oluyor? Yani soyuyla ilgili paylaşmış olduğun tweet'e bir yorum. Ha tabii ki o işin senin kastetmeye çalıştığın tartışmaya ben girmiyorum. O orası beni ilgilendirmiyor ama yani biraz oradan, biraz buradan şurası Kıbrıs'ta nasıl oluyor? Ben onu sana, senin söylediklerin doğrultusunda anladığımı ifade etmeye çalışıyorum. Çünkü bak Kıbrıs burada, Orta Asya burada, Sicilya'da, şuralarda falan. Hani buradan amca yola çıksa, böyle gelse, buradan abla yola çıksa, onlar çocuğu burada yaptılar. Bilmiyorum yani. Hani atanın atasının atası tabii bu. Hani gen öyle iki günde, üç günde bunlar. Yani çok eskiye kadar gidiyor iş. Veya şöyle bir şey olmuş olabilir. Hani burada çıkar, değil mi? Türkler burada çıkmışlar dağdan. Kurt falan var biliyorsun, değil mi o hikayeyi? Biri böyle gitmiştir. Biri böyle gelmiştir. İkisi kardeştir. Dolayısıyla oradaki gen de buradaki gene uyabilir. Buradan çıktıkları için.
Neyse yani böyle bir şey işte. Erol abi üşenmemiş, araştırmış. Biz de harita üzerinde bunun nasıl olduğunu gösterdik. Doktorlarla devam edelim. Birlik, mücadele, dayanışma diyor Doktor Sibel. Sibel'e destek veriyor Doktor Sıla Usar hanımefendi. İki doktor, iki kadın, iki meslektaş, iki aynı partili. Birlik, mücadele, dayanışma örneği için bu fotoğrafı paylaşmışlar. Güzel bir fotoğraf. Biz de onların paylaşımını paylaşmış olduk. Böylelikle devam. KKTC Engeller Dayanışma Derneği ile Güzel Yurt Simit Dünyası arasında sponsorluk anlaşması imzalanmış. Katkılarından dolayı simit dünyasına teşekkür ederiz diyorlar. Biz de teşekkür ediyoruz. Engellileri desteklemek gerekiyor. Onlara her ama her konuda yardımcı olmak boynumuzun borcu olsun. Herkes elinden gelen katkıyı koysun. Başbakanlık basın personeli, bakın Sedat Kılıç Bey, Başbakanlık ve Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü, dün akşam Başbakan Özkan Yurgancıoğlu basın ekibiyle beraber kameraların karşısına çıktı. Bakın bu arkadaşlar Başbakanlığın basın ve halkla ilişkiler kısmını oluşturuyor. Fotoğrafçılar, kameramanlar ve müdürleri Sedat Kılıç dostumuz. Şimdi bu fotoğrafı tabii dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık logolu bu fonun önünde çektiler ama sonra bu fon olay oldu. Niye olay oldu biliyor musun? Bebeğlere getirelim sevgili Serkan ekrana. Bebeğler gelsin. Yani bebe dediğimiz bizim kodladığımız. BB1'i at. Biz bunları kodluyoruz ya yani sizinle alakalı bir şey değil. Serkan'la benim aramdaki bir durum. BB1 dediğimiz olay da bu. Bakın. Başbakan konuşma yapıyor. Bu devletin resmi arması, bu devletin çakma arması. Burada baskıcının azizliğine uğradı Sayın Başbakan. Çünkü çok büyük eleştiri aldı bu pankarttan dolayı. Veya isteyerek veya bilerek devletin arması. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin rengi olan yeşile döndü. Devlet yeşerdi. Aman yine yeşillendi fındık dalları. Zaten hep yeşildi fındık dalları diye şarkısı da var. Değil mi? Biliyorsunuz. Üstteki sarı yasalarda belirlenmiş olan orijinal devlet logosu diyor Özdemir Toker. Ama diyor diğeri yeşiller ise CTP'nin parti renklerini taşıyan KKTCTP uydurma yeni devlet logosu. En azından küçükleri kırmızı yapsanız da ortağınızı temsil etti. Bak ben bugün kırmızı girdim ortak adına. Ya sevgili Özdemir ortağı ben temsil edeyim diye. Bak böyle durduğumda gördüğün gibi yeşil ve kırmızı. Ya bu bugün çok tartışıldı. Ahmet Kaptan abimiz, Kıtamsız Genel Başkanı, hayat pahalılığı ödeneği kaldırıldı, direneceğiz demiş. Hayat pahalılığı ödeneği kaldırıldığını söyleyerek bir basın açıklaması yapmış. Biz de şimdi Ahmet Kaptan abimizin o açıklamasını bizzat kendisinden duyalım. Çünkü kendisi şu dakikalarda telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Başkan, iyi akşamüstleri dileyelim. Neresi iyi kaldı Ali'ciğim memleketin? Sevgili Ali, memleketimin her tarafından saldırı var. Neremizi döneceğiz ki o tarafımız sağlam da olsun, karşıdan gelen saldırılara karşı direnelim. Hiçbir yerimizde hayır kalmadı sevgili Ali. Ayrıca ben seni gazeteci bilirdim. Az önce sesin de güzel olduğunu gördüm. Güzel Karadeniz türküleri söyledin. Bir dahaki sefere yine dinlemek isterim. İnşallah. Bundan sonra zaten artık yılbaşı da geliyor. Sahnelere falan da çıkarız. Programlara çıkarız. Başkan, ben baktım ki artık yani böyle ciddi ciddi söylediğinde hakikaten hani iş bir yere gitmiyor. Sonra dedim ki ya ustalar hep yıllarca bu büyük ustalar kara mizah yapmışlar. Hakikaten bizim ülkemizde artık bu kara mizahın olması gerekiyor. Çünkü
Öbür türlü söylediğinde inan anlaşılmıyor. Daha bir ay önce telefonlara zam yapıldı. Daha kısa bir süre önce her şeye zam yapıldı. İğneden iple her şeye zam yapıldı. Tamam, tüpten 3 lira düştüler. Yakıttan 50 kuruş, 60 kuruş düştüler ama hayat pahalılığının bu memlekette olmadığını söylemek ne demek? Ne demek? İnsanların kendilerini gece yatıp sabahtan arpa ambarında görmesi gibi bir şeydir. İnsanların gece yatıp sabahtan kalkıp kendini Hawaii'de görmeleri gibi bir şeydir. Ya da bunu söyleyen insanların marketlere hiç uğramadığı, pazarda hiç gezmediği, hiçbir alışveriş merkezinden gezmediğini gösteren en büyük belirtidir diyorum. Ve çıldırmamak hiçtendir sevgili Ali bu memlekette. Gerçekten birileri bu ülkeyi yok etmek için çaba sarf ediyor. Gençlerimizin bu ülkeden göç etmesi gibi çalışıyor. Ve gelen Türk, giden Türk mantığıyla hareket ediyor. Bu memlekette şimdi artık Türkiye'den de insanlar gelmiyor. Çünkü Türkiye'deki hayat şartları da bizden daha iyi duruma geçti. Ve oradaki ücretler de bizim çok üzerimize çıktığı için artık dikkat ediyorsan Hong Kong'dan, Kore'den, Uzak Doğu'dan insanlar geliyor ve Azerbaycan'dan insanlar geliyor bu ülkede çalışmak için. Eskiden Türkiye'den geliyordu çalışmak için ama artık buradaki hayat pahalılığı o kadar üst seviyelere çıktı ki insanlar yurdunu bırakıp buraya gelip de emeğini satan emekçiler artık burada yetmez olduğunu görüp tek tek geri ülkelerine dönüyor. Ne tesadüftür ki bizi yöneten insanlar ise bunu bir türlü görmezlikten geliyorlar. Yani dediğiniz için çok katılırım. Evet, eskiden Türkiye'den geliyordu insanlar çalışmaya. Şimdi Vietnam falan oralardan. Hiçbir şey bilmiyorsanız bir Arasta'ya gidin. Özellikle cumartesi, pazar. Orası Vietnam gibi oluyor. Cumartesini insana tatil yapsın sevgili Ali. Pazar günleri otobüs terminalinin oraya gitsinler. Belediyenin orada kurulan pazarı bir geçsinler. Görecekler kaç tane Vietnamlı, kaç tane Uzak Doğulu oralardan alışveriş yapıyor. İşte ülkemizi getirdikleri durum budur. Ve ben 1,5 sene öncesini hatırlıyorum. Ulusal Birlik Partisi'ne karşı verdiğimiz mücadelede sokaklarda yanımızda olanlar, halka ihanet içindedir Ulusal Birlik Partisi diyenler, 1,5 yılın içerisinde neyi düzelttiler? Ne 1,5 yıl öncesine göre daha iyi bir pozisyona geçti? Çıksınlar ve istedikleri yerde, istedikleri kişinin programına katılalım beraberce ve koyalım rakamları, koyalım yaşam standardını, hep birlikte konuşalım. Başkan, bugünkü basın açıklamasında diyor ki, direneceğiz diyor. Yeni yılla artık gerçi sayılı günler var. Hani yeni yıl öncesi, bugün gerçi sizinle cenazede falan da karşılaştık. Hani kötü şeyleri konuşmak istemiyoruz. Hakikaten güzelliklerden, umutlar, beklentiler, jingle ben, jingle ben şey. Yeni yıl. Ama hani şu açıklamaya bakıp, söylediklerinize bakıp yeni yılla birlikte sendikalar, çalışanlar sokaklara mı dökülecek gibi bir soruyu sorma durumundayım. Çünkü ne yapacaksınız? Yani karar alınmış, size de sormamışlar. Ben bugün size söyledim, geçen cuma günü programda işledik. Ek mesaiden ya ek mesainin ücretini düşürecekler veya çalışma saatlerini kaldıracaklar. Ve bu konuda sendikalara da bir soru sorma. Ya sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Biz böyle bir düzenleme yapacağız. Sizin de bu konuda bir fikriniz var mı gibisinden bir yöntem de seçilmedi. Sizlere de sorulmadı. Muhatap da kabul edilmediniz. Ne yapacaksınız bu saatten sonra? Sokağa mı ineceksiniz gene? Şimdi sevgili Ali, bir kere yeni yılı beklemeyeceğiz. Yeni yıla günler kala değil. Bu mesele yeni yıl gecesi de olur. Yeni yıldan bir gün öncesi de olur. Ama bir kere tüm insanlarımız bilmelidir ki karşısındakilerinin niyetleri bizi yok etmedir. Kalan bunun içerisindeki insanlarımızı, onları da göndermektir.
bu ülkede. Ama nereye bırakacaklar? Herhalde kendileri çalıp kendileri oynayacak. Ve senin az önce ifade ettiğin gibi ekme sayılarla ilgili tamamen bir beceriksizliğin eseridir bugün. Bu kadar yüksek oranlarda ekme sayıların verilmesi. Çünkü bunu bir rüşvet olaraktan tutuyorlar ve ellerinde ve çalışanlara karşı bu kadar ekonomik sıkıntının içerisinde daha fazla çalıştırıp aslında ailelerinden ve sosyal yaşantısından çaldıkları insanlara zaten insan hakları ve ILO sözleşmelerinin en düşük saat başı ücretine göre ödüyorlar. Yani şu anda ILO sözleşmelerine aykırıdır 1.1'inde altına düştükleri takdirde. Yani ondan ötürü sizin az önce ifade ettiğiniz ücretleri düşürmek gibi bir dertleri yoktu. Zaten en alt seviyesindedir. Bundan sonra bilirler ki hukuk savaşı açılsa o yönde kaybederler. ILO sözleşmelerini çünkü KKTC Meclisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi kabul etti. Bunları uygulayacağını kabul etti. Ve bunu uygulamayacak olur o zaman düşürürse. Ama mesele ekmek sayı değildir. Mesele herkesin evine ekmek götürmesi ve karnını ve evini geçindirebilecek ekmeği götürmesidir. Yoksa 24 saat çalışarak, hayatının büyük bir kısmını çalışarak geçirerek cikten sonra evine götüreceği ve yiyemeyeceği ekmeği değildir bizim üzerinde durduğumuz nokta. Ve bugün bunu sözde emek partisiyim diyenler, emekçinin yanındayım ben, emek en yüce değerdir diyenler bize bunu reva görüyorsa var düşünün artık ülke ne duruma geldi veya getirildi. Gerçekten çok %100 hemfikirim, dediklerinize aynen de katılırım. Hakikaten hani işin realitesi bir tarafa, şu kısmı benim bir kere çok canımı yakıyor. Dediğiniz gibi emekçinin, işçinin partisiyim diyerek oraya gelenlerin bu tür adımlar atılırken emekçinin ve işçinin örgütlü olduğu sendikalara sormaması, onlarla birlikte bu yolu yürümemesi, yani mesela bu hayat pahalılığı vermiyorsa bunun gerekçesini sizlere en azından anlatıyor olması gerekmez miydi noktası? Hakikaten çok düşündürücü. Çünkü şimdi, bu ülkede bir avuç toplumuz, evet sizin renginiz farklı olabilir, benim rengim farklı olabilir ama gün geldiğinde cenazede yan yana oluruz, yemekte yan yana oluruz, başka bir yerde buluşuruz, tartışırız, konuşuruz, o işin başka bir tarafı. Ama hani bu yolla çıkan bir siyasi oluşumun bu kararı alırken sizlere sormamış olması, sizlere dayanışmamış olmasını hakikaten ben anlam veremiyorum. Şimdi sevgili Alihan, bir kere kamu görevleri yasasının 135. maddesi protokol masasının oluşacağını söylüyor. Yani yasa sadece onlar için değildir. Evet, yasa gücündeki kararnameyi hakkını kendilerine verirler. Yasa veriyor ama ne zamanda veriyor? Bu ülkede bir felaket olacak. Bu ülkede meclis kapalı olacak. Bu ülkede ekonomik olaraktan sıkıntı olduğu tescil edilecek. Biz bakıyoruz ekonomik sıkıntı vardır deniliyor. Ama ekonomik sıkıntı sadece çalışanlar için var. Özel sektördeki insan açlık sınırının altında ücret alıyor. Evine ekmeğini bırakınız götürmeyi. Bütün aile karnını doyurmaya kalksa doyuramıyor. Ama diğer tarafta bakıyorsunuz aynı kişilerin atadıkları insanlar üçlü kararname sistemiyle biri değiştirilip o birine görev veriliyor. Diğer tarafta harcamalar alabildiğine artmıştır ve belli kutlama günlerinde herkes yemekler, izaz ikramlar alabildiğine veriyor ama iş emekçiye, iş halka geldiği zaman ne yapalım? Ekonomik sıkıntı vardır deniliyor. Kaynak sıkıntısı çekiyoruz diyorlar ama kaynakları hep kendilerine akıtıyorlar. Vallahi bu da doğru. Bir dengesizlik yaratıyor. Yani eğer bu memlekette ekonomik kriz yoksa, eğer bu memlekette bir durgunluk yoksa, bunu tabii onlar daha iyi bilirler ama biz yaşayanlar olarak bunu görüyoruz. Bir de bakıyoruz bir hafta içinde 3 tane yemek. Bir tanesi geçen gün Acapulco'da oldu. Bir tanesi dün akşam oldu. Bir tanesi cumartesi günü olacak. İktidar partisinin yemekleri bunlar. Hani bir yandan hayat pahalılığı yok. Bir yandan tasarruf tedbirler kamudan bizden falan kesiliyor.
Ama diğer taraftan da yemeklerin ardı ardı gelmiyor. Bu da işin başka bir tarafı. Yani neyse. 3 tane yemek oldu son sevgili bir hafta içinde. Başka sorun yoksa ben çünkü yürütme kurulundayım. Eylem kararı için toplantıdayız. Arkadaşlar peki, işaret veriyor. Tüm arkadaşlara selamlar olsun. Görüşmek üzere. Çok sağ olun yayınımıza bağlandığınız için. İyi yayınlar. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet, Ahmet Kaptan belli ki çok son derece kararlı, tepkili. Sendikanın yürütme kurulu şu anda toplantı halinde. Bir grev kararı çıkabilir. Haber merkezindeki arkadaşlarımıza söyleyelim. Orayı takip etsinler. Bakalım KITAMS nasıl bir karar alacak yürütme kurulunda. Son derece önemli. Serkan, var mı başka tweetlerimiz? Ne yapıyoruz? Onu reklamdan sonra bırakalım. Var mı reklamımız, şeyimiz, tweetimiz? Var mı sevgili Serkan? Anıl Kaya, bir süre önce paylaşmış olduğum bir düşüncemi yeniden yazmak isterim diyor. İnsanları hayattayken sevelim. Gerçekten de yani bir insanı seviyorsanız hayattayken söyleyin. Çünkü hayat o kadar kısa bir döngü ki bugün var, yarın yok. Bir anda gidebiliyorsunuz. Anıl Kaya'nın insanları hayattayken sevelim düşüncesine aynen katılıyoruz. Devam edelim sevgili Serkan. İpek Kerem, yeni yıl yaklaşıyor, ilgilenenlere duyurulur. Yeni yıl hediyesi olarak hep bandofla alındığından ve evde fazlasıyla bulunduğundan kabul etmiyorum. Bir ev arkadaşları almanızı tavsiye ederim. Ev aksesuarı almanızı tavsiye ederim. Çünkü kime uymadığı anda kullanamam, bilginiz demiş. Zevkime uymadığı anda kullanamam. Bunu küçük ben göremiyorum, gözlerim şey oldu sevgili Serkan. Peki. Reklama gitmiyoruz. Tamam. Telefonu alalım. Videomuz var. Sevgili Serkan diyor ki 10 dakikamız kaldı abi diyor. Hızlan diyor. Hızlanalım. Devam. Devam. O zaman madem bitirelim bunların hepsini. Ne var? Faiz paraları Kızılay'a bağışlanmış. Nediyor.com'dan bir haber. Haram paraları Kızılay'a da bari bulaştırmasaydınız diye Profesör Doktor Mehmet Özcan da yorum yapıyor. Nediyor.com. Biliyorsunuz Türkiye'deki bakan çocukları el konulan paraları dün itibariyle geri aldılar. Faizleriyle birlikte aldılar. O faizleri de Kızılay'a bağışlamışlar. Bu habere 5 yorum olmuş Nediyor.com'da. Devam. Erdoğan Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için stratejik bir tercih diyor. Tehlike geçmiş değil. Recep Tayyip Erdoğan Rusya'ya güvenerek diktatörlük macerasına vites büyüttü. Hızla Avrupa Birliği reformlarından dönmemiz lazım. Recep Tayyip Erdoğan artık bunları yapamaz diyor. Müntazer Türköne söylüyor bunu. Ve bu habere de nediyor.com'da 10 adet yorum yapılmış Türkiye'de. Gülen hakkında yakalama kararı çıkmış. 6 yorumlu bir haber nediyor.com'da. İdam kararı bile çıksa Gülen örgütünün gündemi bu değil. Seçimde AK Parti ve ülkede çözüm sürecinin engellenmesi diyor Fatih Tezcan bu konuyla ilgili olarak. Telefon hazır mı sevgili Serkan? Bir telefon bağlantımız daha var. Kemal Altuncuoğulları abimiz, Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği Başkanı. Kendisi Ankara'dan bu telefonla bize bağlanacak. Çünkü bugün bir görsel flyer dağıtıldı Lefkoşa'da ve birçok yerde. Efendim otobüslerle yılbaşı alışverişi için güneye insanlarımızı davet ediyorlar. Diyorlar ki çocuklarınız buz paten pistlerinde kaysın, hayvanat bahçelerine götürelim. Sizleri de büyük alışveriş merkezlerine götürelim. Bir güzel alışveriş yapın. Paralarınızı orada harcayın. Bir taraftan hükümet hayat pahalılığı vermezken diğer taraftan da buradan insanları güneye alışverişe götürmeye çalışanlar, bunu ilan yoluyla yapanlar var bu memlekette. Bakalım esnaf başkanı bu konuda ne diyecek? Kemal Altuncuoğlu, iyi akşamüstleri. İyi akşamlar sevgili Ali Hanım. Nasılsın? İyi programlar diliyorum. Vallahi Kıbrıs bugün hava güzel. Sen Ankara'dasın bildiğim kadarıyla. Biz burada iyiyiz. Hükümet az önce bir karar aldı. Hemen sana duyuralım. Hayat pahalılığı ödeneği yok. Yani şu demek. Demek ki bu yıl hiç hayat pahalılığı olmadı.
Memlekete fiyatları hep aynı kaldı. Hatta ucuzladık bile. Öyle mi? öyle de değil sevgili Alem. Bildiğiniz gibi hayat o kadar çok pahalandı ki. İnanamayacağınız kadar. İşte çarşının hali belli. Alışveriş belli. Yani petrolü şimdi bana diyor ki işte devlet bir kuruş ucuzlattı ama 10 kuruşa diğer yerlere zam koydum diyor. Doğru mu sevgili Alem? Yani ülke 2014 yılında o kadar bir kötüye gitti ki ekonomi sıfırla çarpıldı ülkemiz. Kuzey Türk Cumhuriyeti. Yani bunu yaşıyoruz. Bugün sokaklarda insanların olmadığını görüyoruz. Alışveriş olmaz. Yılbaşı üstü bir alışveriş olmaz mı sevgili Aylan? Böyle bir ülke görülmemiştir tarihinde. İlk defa böyle bir şey. Bakın ülkede hükümet yok sevgili Aylan. Hükümet yok. Şimdi biraz evvel dediniz ki alışveriş turları yapılıyor. Doğru mu Güney Rum tarafına? Yani ilan veriyor. Evet. Adamlar sokakta broşür dağıtıyor. Diyor ki otobüs kaldıracağız diyor. Öyle minibüs falan değil. Otobüs. Sevgili Ali abi, bu vatan hainidir. Bunun direkt adı vatan hainidir. 30 bin esnaf ve sanatkar var Kuzey Türk Cumhuriyeti'nde. Bunu hazmedemeyiz. Bunu hazmetmek kolay değil. Bunun yapılmaması gerekir. Bunu bir an evvel Maliye Bakanı'nın, Çalışma Bakanı, hükümetin karar alıp bu organizasyonu durdurması gerekmektedir. Aksi takdirde de lütfen istifa etsinler. Yani senin esnaf ve sanatkarın yılbaşı üstü alışveriş yapmayı beklerken, 3-5 kuruş alıp vergisini, sigortasını, ihtiyaç tadını ödemeyi beklerken, evine ekmek götürmeyi beklerken, sen tutacaksın, birileri çıkacak ve diyecekler ki biz Güney Rum kesimine alışveriş turları söylüyor. Bu adalet Allah aşkına. Böyle bir şey olmaz, böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Yarın sokaklarda bunları duyurmuşlar zaten. Yani insanlar patlama derisine gelmiştir. İnan bana sevgili Ali Hanım. Bunlar hoş değil. Bakın ben bile burada Ankara'da demamış. Bu haberi duyduktan sonra yani o kadar. Sizden, ben de bir esnafım biliyorsun. Kendim ağzım var. Ben de birçok insan gibi yatırımlar yaptım. Bugünleri bekliyoruz biz alışveriş yapmak için. Para 3-5 kuruş kazanıp da evimize ekmek götürmek için. Bu kabul edilemez. Bunun bir an evvel önlemin alınması gerekmektedir. Tekrardan söylüyorum. Bir an evvel. Yani başka bir çaresi yok sevgili Ali Hanım. Sevgili dostum, sizden ricam bunu lütfen gündemde sıcak tutun. Ve bununla ilgili lütfen haberlerinizi sürekli yapın. Çarşıdaki esnaflarla görüşün, insanlarımızla görüşün. İnanın neler diyecekler. Gerçekten hoş değil sevgili Ali Hanım. Diyecek bir şey bulamıyorum. Ama senden ricam öbür gün yapacağım bir programda, yarın akşam Kıbrıs'a dönüyorum. Yapacağım program yayında 1-2 saat olur. Hiç sorun yok. Çıkarız beraber tekrardan bu konuyu izleriz. Ve telefonlar alırız. Canlı telefonlar alırız da sorunları hep beraber paylaşırız. Yılbaşısı diye düşünüyorum sevgili adamım. Peki başkan, seni de çok tutmayalım. Sen de Ankara'dasın. Önemli temasların var. Ankara'ya selam olsun diyelim. Bir kez daha konuyu gündeme getirdik. Yarın da bunun haberini gazetede zaten yapacağız. Tekrar söyleyelim. Yılbaşı üstü bu memlekette birileri çıkıp broşür dağıtıyor, reklam yapıyor. Otobüsle insanlarımızı alışverişe, güney çarşısına alışverişe götürmeye çalışıyor. Kemal Altuncuoğlu da diyor ki hükümet önlemini alsın, alamıyorsa da istifa etsin diyor. Başkana çok teşekkür ediyoruz ve onu uğurluyoruz. Evet sevgili Serkan, bitirdik herhalde. Ha, kalmadı değil mi? Bitti. Bugünlük İki tane daha var. Ne var? Ne var? Serkan diyor abi iki tane daha var diyor. Bitirdik zannettim biz. Program bitmemiş daha. Evet. Kıtaps toplantıda. Oh my God. Oh my God. Bizim Özlem sevgili yapmış kendisine. Sosyal medyada da paylaşmış. Ne yazıyor? İlişkisi başladı. İlişkisi başlarsa buraya düşer. Bu da düşer sevgili Özlemcim. Bu arada Serkan'ı evlendirmiştik. Özlem'i ilişki başlattık. Metin'e arayışımız devam ediyor. Metin'in yakında fotoğraflarını sizlere göstereceğim. Metin için arayışlarımız devam ediyor ama kızımıza birini bulduk. Çok şükür ki. Metin için de araştırmamız devam. Var mı başka? Ha var, bir tane daha var. Evet. O da kim? O da Adem Uslu. Diyalog gazetesinin genel yayın yönetmeni. Onun doğum günü.
sevgili Adem Uslu'ya happy birthday diyoruz. Bakın bütün diyalog çalışanları orada. Bu da Metin. Sadece gözleri gözüküyor, burnu gözüküyor. Bu da Metin. Evet, güzel bayanlar, genç bayanlar. Bakın bu Metin'imiz. Az sonra ekrandan sevgili Terkan telefon numaralarına geçecek. Metin'imize kız arıyoruz. Söyleyelim. Diğerlerinin zaten hemen hemen hepsinin sahibi var. Çöp çatanlığa da başladık. Hadi hayırlısı. Çöp çatan attı gibi. Fotoğrafları sosyal medyadan bize gönderin. Biz burada anlatalım. Bulabildiğimizde bulalım. Videomuz hazır mı sevgili Serkan? Videomuz hazır mı? Şimdi malum biliyorsunuz geçen hafta böyle gün, yani salı günü lastikle çıkmıştık, şamrelle çıkmıştık programa. Çünkü güpegündüz yağmursuz bir havada başkent Lefkoşa'yı sel basınca buna bir tepki vermek gerekiyordu. Biz de bir tepki verdik. Dedik ki şamrelle çıkacağız. Çünkü burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yağmur da yağmadan her şey olabiliyor demiştik. O görüntümüz Türkiye'de haber kanallarına çıktı. En son cumartesi akşamı sevgili Okan Bayülgen'e çıktı. Önce Okan ne demiş, sevgili Okan'cığım ne demiş onu bir dinleyelim. Arkadan bir de bir şeyler söyleyeceğiz tabii ki. Okan'ı verelim. Oynat Serkan. Burada Kıbrıs'ta bir kanal. Şamrelle çıkmış. Abi işte programlar kendilerini bu kadar kanal arasından sıyırmak için bakın neler yapmak zorunda kalıyorlar görelim. Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Sel olabilir, kar yağabilir, çığ düşebilir, inek çıkabilir. Bakın şimdi görüyorsunuz. Her ihtimale karşı cizmelerimi giydim, botumu da taktım. Olur ya biz programdayken yine sel basar, bizi sel suları alıp bir yerlerden bir yerlere götürmesin diye ayağımızda cizme, belimizde botumuz, size bugünkü programı sunacağız inşallah. Evet. Sevgili Okan diyor ki, abi diyor, bir kere Okan'cığım ben o kadar yaşlı değilim. Bilmiyorum ekrandan bizimkiler beni çok mu yaşlı veriyor? Yani aramızda epey bir yaş farkı var diye düşünüyorum. Benden büyüksün yani. 50 yaşındaymış bak, o yüzden takip ediyor. Ve biz daha oralara gelmedik. O yüzden abi değiliz, biz abi falan değiliz. Ekranı veya televizyonu seyrettirmek için elbette tabii ki senin yaptığın gibi bizim de bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bunu anlatmamız gerekiyor ama tepki insanların, bu bölgede yaşayan esnafın tepkisini de bir şekilde ekranda vermek gerekiyordu. O yüzden bunu yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Sen de güzel bunları işliyorsun. Sevgili Okan'cığım, tabii ki bizim reytingimizden yararlanmak... Ah 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 deyip böyle ucuz bir espriye de girmeyeceğim. Seni de seviyorum. Sana da buradan öpücüklerimi gönderiyorum. Çok sağ ol, çok teşekkürler programında bize yer verdiğin için. Bizden bu akşamlık bu kadar. Yarın aynı saatlerde tekrar yeniden bu ekranlarda sizlerle birlikte olmayı düşünüyoruz. Biraz kara mizah yaptıysak, canınızı sıktıysak affola. Şimdi tatlı sohbetlerle İrfan Batu ortamı yumuşatacak, tatlı tatlı sizlerle sohbet edecek. Yarın akşam yeniden görüşünce deyin, hoşça kalın.